Velhasıl winter is over. Kışımız bitti. Sonrasında bir amca ve ekibi geldi. Geoffrey Hinton amca diyoruz biz buna. Kendisi gerçekten çok ciddi çalışmalar yapmış birisi. Yapay zeka tarafında. Hani üstatlardan bir tanesi diyelim. Ve 2009 ile 2012 yılları arasında bu son diriliş dediğim son geri dönüş yapay zeka kışından gerçekleşti. Geoffrey Hinton diye bir akademisyen Stanford Üniversitesi ve öğrencileri tarafından 2009'da konuşma tanıma problemi, İngilizcesi ve çok duyacağınız speech recognition dediğimiz için yeni bir eğitme yöntemi geliştirdi. Yani elinizde sesler var. WAV dosyaları deniyor bunlara, ses dosyaları. Bunlar üzerinde o sesleri analiz ederek onlardan bir şeyler anlamaya çalışmak aslında. Temel mantık budur, speech recognition'da. Tabii ki WAV dosyası olmak zorunda değil ama o en temiz haliyle bir ses dosyası olduğu için söylüyorum. Geoffrey Hinton amcamız nasıl yaptı bunu? Kendisine bir araştırma bütçesi ayrıldı. Hani kendi başına oturup da bunu yapmadı işin gerçeği. Çünkü kendisi zaten 80'lerde falan çok ciddi algoritmalar geliştirmiş. Ama o kışı böyle derinlemesine yaşamış birisi. Birazdan fotoğrafını da göstereceğim. Yaşlı biri. Bu dönemde de Google gibi, Microsoft gibi ve birçok büyük firmanın elindeki gerçekten devasa veri havuzunu anlamlandırmak istiyorlar bunlar. Mesela Android telefonlar kullanıyorsunuz. Android telefonlar içerisinde siz aslında şu an kullanırken hiç düşünmüyorsunuz ama düğmeye basınca, bir butona basınca, konuşunca onu karşı tarafta bir arama yapılıyor ya da herhangi bir şekilde bir işleme tabi tutuyor. İşte speech recognition aslında bu. Bu teknik 2009'da Geoffrey Hinton tarafından çözülen sorunun kendisi. Ve bu sorunu çözmek için ciddi veri setleri oluşturuyorlar, algoritmalar oluşturuyorlar, çok sağlam bir çekirdek kadroyla bunun üzerinde çalışıyorlar. Ve özet olarak teknik kısımlara girmeyeceğim şuradaki ama bu sorunu çözüyorlar. Ve bu yöntem Android telefonlarda, çünkü Google'ın bir araştırmasıydı bu, 2012'den beri kullanılıyor. İşte ne dedim başta? Ticarileşmeyen bir fikir, bir ürün aslında teknoloji de geliştirmiyor. Ve bu sırada çok hızlı geçeceğim. Şöyle yeni düzenleştirme yöntem, fix diye bir yöntem geliştirdi. Dropout deniyor. Bu teknik bir terim. Vakti gelince konuşuruz. Overfitting dediğimiz o ezberleme, yapay zekanın ezberleme sorununu ortadan kaldıran bir şeydi bu. Şuradaki tartışmasız ile başlayan kısım benim düşüncem. Tartışmasız en güçlü yapay zeka çalışmalarını Computer Vision. Bunu da yapay zekanın alt başlığı olarak düşünüyoruz ve deep learning ile birlikte bunları konuşuyoruz açıkçası. Detaylarını konuşacağız vakti geldiğinde. 2012'de bir yarışma düzenleniyor ve bu yarışmalar genel olarak dünyada hekaton gibi isimlendirilir. Hatta Fransız Koleji'nde de, Fransız Lisesi'nde de bununla ilgili bir hekaton yapmıştık aslında, AI-ton diye. O da aslında bunun küçük prototiplerinden bir tanesi. Tabii bu yarışmalara hani normal geliştiriciler değil de mesela Microsoft'un yapay zeka ekibi, Google'ın yapay zeka ekibi, Baidu'nun vesaire gibi ya da çok bu alanda çok ciddi çalışmalar yapan global üniversitelerin yapay zeka çekirdek ekipleri katılıyor. Çok ciddi donanım ve kaynakla birlikte burada yarışıyorlar. Yarışırken yeni hani sıradan bir ürün geliştirmek için değil. Aslında challenge olarak verilen sorun o dönemin ciddi sorunlarından biri oluyor. Onu teknik olarak farklı algoritmalar geliştirerek, farklı veri setleri oluşturarak çözmeye çalışıyorlar. Genel olarak böyle. Yani çok üst level bir hackathon çalışması. Burada 1,2 milyon görüntü, yani 1,2 milyon resimden oluşan ve 1000 tane sınıf, sınıfın ne olduğuna takılmayın, veri setleri kısmında anlatacağım. Böyle bir veri seti veriliyor. Diyor ki sorun bu. Şu veri seti içerisinde bu sorunu çözeceksin.
Ve sorun da, yani problem olarak verilen şey de, verilen görüntüdeki baskın nesneyi tahmin etmeye çalışmak. Ve bunun içinde 5 tane tahmin üretme şansları var. Bu tahminlerden biri doğru ise model, yani yapay zeka algoritmaları başarılı sayılıyor. Basit anlamda böyle. Ve Geoffrey Hinton ile öğrencisi Alex de 2009'daki yöntemi kullanarak daha önce çözdükleri, speech recognition'daki çözdükleri tekniklerden bazılarını kullanarak bir evrimsel sinir ağı geliştiriyorlar. Bunun İngilizcesi ve çok çok duyacağınız görüntü işleme tarafında, yani bir görüntü üzerinde yapay zeka uygularken %100 duyup kullanmak zorunda olacağınız CNN'i geliştiriyorlar. Convolutional Neural Network deniyor buna. CNN resimler üzerinde kullanılan yapay zeka algoritmasıdır aslında. Mesela o algoritmayı biz geliştirmedik. O geliştirildi. Biz onu kullanarak uygulamalar geliştiriyoruz diyebilirim. Ve günümüzde bu ağ AlexNet deniyor. O da öğrencisi Alex'in adından geliyor. Bu uygulamada, hani görsel olarak size anlatmaya çalıştım. Uygulamanın çıktısı şu: Geoffrey Hinton Royal Society'de verdiği bir konferansta 2016'da, video linki de var, onu da izleyebilirsiniz. Şöyle bir tanıtım yapıyor. Bu tanıtımda diyor ki, mesela elimizde bir veri seti var. Bu veri seti içerisinde kategorize edilmiş istediğiniz kadar resim olabilir. Milyonlarca da, milyarlarca da olabilir. Binlerce de olabilir, 10 tane de olabilir. Bunu siz belirliyorsunuz. Ve mesela hayvanlar tarafında çita ve tren ile eğitilmiş ve hand glass ile eğitilmiş bir model. Eğitildikten sonra da ona mesela çita fotoğrafı gösteriyor. Diyor ki, bu nedir? Yani geliştirilen yapay zeka algoritmasına soruyorlar. Bu nedir diyor. Resmi veriyor ama sadece. O da bakıyor buna. Diyor ki, tahminen diyor, şurası %85 civarında bu bir çitadır diyor. Ya da %5 diyelim, leopar olma ihtimali var diyor bunun. %1 kar leoparı olma ihtimali var diyor. Mısır kedisi olma ihtimali yok diyor burada mesela. Böyle bir tahmin üretiyor aslında. Yapay zeka tam olarak böyle çalışma mantığı. Yani tahminler üretir. Ben bunu öğrendiğim kadarıyla bu budur der mesela. Ya da tren mesela. Tren biraz daha kafa karıştırıcı olabilirdi burada. Çünkü trenler birbirine benzeyebiliyor. Farklı kategorilerde olsa bile. Burada da doğru başarıyla sonuçlanmış. Burada da aynı şekilde. Ama hand glass tarafında dikkat ederseniz bir problem var. Burada hızlı bir şekilde söylemek gerekirse sorunun sebebi, dikkat ederseniz ikinci sırada hand glass demiş. Yani başarısız olmuş işin gerçeği. Birinciye başka bir şey tahmin etmiş. O başarı doğru bir tahmin değildi. Bunun sebebi şu: burada tabii ki çok fazla sorun sebebi olabilir. Çok fazla sebep olabilir. Onlara şu an girmiyorum. Ama en basit anlamda bu çok saydam bir görsel. Bizim computer vision dediğimiz çalışmalarda, ki yapay zekanın alt başlıklarında çok ciddi kullanıyoruz sorun çözmek için. Bu çalışmalar içerisinde en çok sıkıntı yaşadığımız şeylerden bir tanesi opacity değeri düşük olan, yani saydamlığı düşük olan cam ya da bunun gibi şeyler üzerinde analizler yapmak. Bu analizler ciddi uğraştırır ve başarı ihtimali düşüktür. Uzmanlık gerektirir. Burada da o sorunlardan bir tanesi olabilir mesela. Ya da doğru veri seti oluşturulmamıştır. Yani bundan, şunların her bir resimden mesela 1000 tane, 10.000 tane olması lazım. Onunla eğitilmiştir bu yapay zeka algoritması. Sonra siz bunlardan bir tane sorduğunuzda, yeni, daha önce algoritmanın görmediği, öğrenmediği bir resimle sorduğunuzda, ondan sonra size diyor ki, bu benim öğrendiklerime göre diyor, %89 ihtimalle mesela şudur gibi. Temel mantık böyle. Burada mesela CNN kullanılır.
bu algoritmayı geliştirmek için convolutional neural network kullanır. Ve sağdaki amcamız Geoffrey Hinton. Soldakiler de o bahsettiğimiz sorunları çözerken ki öğrenci ekibi Geoffrey Hinton. Çok ciddi bir, aslında şöyle diyeyim, kışı bitiren adam. Yapay zeka tek başına tabii ki kendisi yapmadı. Yani kendisi ivme kazandırmadı ama kışı bitirdi. Bunun ticarileşmesinin önünü açtı diyebilirim. 2009 ve 12 yılları arasında. Ve Geoffrey Hinton'ın 1986'da backpropagation algoritması ile ilgili yazdığı bir makalenin kepsini paylaşmak istedim. I guess you guys aren't ready for that yet. İşte altına da iki tane link koydum. Hani bir akademik doküman okumak isterseniz örnek olsun diye aslında sizin için. Aslında Geoffrey Hinton da bir nevi böyleydi diyebilirim. Yani 86'da geliştirdiği algoritmayı biz şu an kullanıyoruz açıkçası. Yani şu an ciddi sorunlar çözüyor diyebilirim. Ama işte tek başına bir algoritma bir sorunu çözmediği için böyle daha genel bir sorun çözecek algoritmalar serisi gerekiyordu. O da onun en kritik parçalarından biriydi. Onu da kendisi çözdü gene Hinton. Yıllar sonra. Ve süper kahraman serimizde bugün sol taraftan başlarsak yapay zeka, Facebook yapay zeka laboratuvarının başı Yann LeCun var. Bunların hepsi çok ünlü yapay zeka çalışmalarında. Yann LeCun'un ciddi çalışmaları var bu arada. Kendi şahsi olarak yaptığı. Caps'lerde çok görürsünüz. Google'da Geoffrey Hinton var. Toronto Üniversitesi'nden. Ve Montreal'dan var. Ve Andrew Ng konuştuk. Baidu baş bilim adamı kendisi. Bunlar sadece birkaçı. Hani sadece bunlar değil kesinlikle. Bunlardan çok daha genç olanlar var. Ve çok ciddi algoritmalar geliştirmiş insanlar da var. Hani yaş sınırı değil ama bir öğrenme sınırı var tabii ki. Bir başka deyişle gerçek süper kahramanlar diyebiliriz. Mesela gençlerden bir tanesi de şu. Şurada bahsettiğim kişiydi. Yüzü çok görünmüyor ama. Bu şekilde bizim Marvel'ımız da bu.